Merhaba sevgili seyirciler. Peygamberler adlı programımıza hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün bakmak niyetimizde programın konu ismi Adem'in oğulları. Evet, bu konuda bizimle birlikte stüdyomuzda Allah'ın sözüyle paylaşacak, sohbetimize katılacak Tamer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Adem'in iki oğlu vardı, Kain ve Habil. Ve o iki oğlun arasında bir gün işte böyle bir sorun çıktı. Bir sunak getirmesi gerekiyordu ve Habil Allah'ın istediği gibi sunağını getirdi. Fakat Kain hiç de bu belli ki uzun zamandır bu durumdan çok memnun değildi. Bundan dolayı da bunu harekete geçti ve Allah'a sunağını getirdi. Tabii ki sunağı da çiftçi olduğu için meyvelerinden, sebzelerinden getirmiş oldu. Bundan dolayı da Allah bu tür kabul etmedi işte bu sunağı. Çünkü Allah'ın iradesine böyle bir sunak değildi. Peki Kain kaldı mı? Bu istekte günahı kalbine kabul etti ve bundan kurtulmaya çalıştı mı? Hayır. Bunu programımızda görmüş olduk ve kutsal kitap da bugün bu konuda bize çok güzel açık ve net söylemektedir. Kain kalbindeki günahını işlemesine, büyümesine neden aldı ve öfkesine hakim olamadı. Tabii ki ilk kardeşine el kaldırdı ve ilk kan dökülen oldu orada. Tabii ki biz görüyoruz ki dünya bu konuda bitmiyor, sona ermiyor. Adem ile Havva hayatta ne kadar üzülseler bile aralarında yine güzel, mutlu günler oldu. Birlikte oldular ve çocukları dünyaya gelmeye devam etti. Evet. Evet, bir bakalım Yaratılış Kitap bunu kendi sözüyle nasıl bize açıklıyor. Yaratılış Kitabı'nda 24. bölümde 25 ve 26. ayette. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuğu doğurdu. Allah Kain öldüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğu Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladı. Evet, evet, burada görüyoruz bu ayetlerde ki Adem Habil'i kaybettiği için Allah onlara yeni bir oğul, başka bir oğul verdi, pardon. Ve onlar onu adına kaybettiği için ona bir isim verdiler. İsmi de Şit verdiler. Burada görüyoruz ki çocukları Havva'nın ve Adem'in olmaya başladılar ve çocukların çocukları da devam etti dünyaya gelmeye. Ketrin Hanım, benim kardeşim yok. Kız kardeşim, niye ablam, niye abim. Yani ben tek çocuğum evde. Peki bildiğim kadarıyla sizde bir sürü kardeşler var değil mi? Evet. Siz tek başına değilsiniz. Peki kardeşler arasında böyle çok kardeş olan bir ailede büyümek, Ketrin Hanım, siz ne diyorsunuz? Arada böyle kavgalar oluyor mu? Kavga olunca nasıl çözüyordunuz problemi? Nasıl bir çözüm yolu oluyordu? Tabii ki muhakkak oluyor, üstünlükler altında kalma, ezilme, çocuklar işte büyük olunca öbürü. Ama bu çocuklar muhakkak olacak bu durumda. Çünkü çocuklar, onlar çocuktur. Evet. Ama o çocuklar, şunu da geçmememiz gerekiyor, o çocuklar bizim bagajımızı taşımaktadır. Yani bizim kalbimizde ne varsa, düşüncelerimiz ne varsa ve bizim atalarımızın her şeyi yaptıklarını onların kalplerinde, hücrelerinde diyelim, beyinlerinde bunlar yerleşiyor, kalıyor. Çünkü biz bunları daha önce programlarınızda da baktık. Maalesef günah geçtiği için her şeyi vermiş oluyoruz. Kardeşler olacak, güzel bir şey. Tabii güzel birlikte büyümek ama anne babanın davranışları çok önemli. Anne baba sevgiyi ve çocuklarda eğitim nasıl vereceğini çok önemli. Tabii ki burada sadece anne baba olmuyor. Ben anneannem ve dedemin yanında büyüdüm. Ama şöyle diyeyim, ben de Kain gibi desem yok. Bende merak vardı.
Çok merak vardı. Çok şey, her şeyi bilmek istiyordum, öğrenmek istiyordum. Bir taraftan güzel bir şey, bir taraftan annem de diyordu ki bazı şeyleri merak etme. Dediğim gibi yerine getirmek. Evet, bu tabii ki benim istemediğim bir durum oluyordu. Ve merakımdan dolayı tabii ki yaramazlıkları yapmış oluyordum. Kardeşim benden sonra kardeşim. O daha çok söz dinleyen oluyordu ve anneannemin dedin gözünde biraz daha üstün Habil gibiydi. Ben de hep diyordum ki niye o her zaman iyi de ben kötü, ama benim merakımdan dolayı bir sürü problemler geliyordu. Tabii ki ailenin yönünde çocukları sen kötüsün, sen böylesin demek çok yanlıştır. Tabii. Çocuklar, çünkü her çocuğun karakteri farklıdır. Ve her çocuğun ileride gelecek o bizim gözümüzde şimdi belki o kötü taraf, ama onları Allah öyle güzel bir duruma çevirebiliyor ki onlar o kendi işinde, kendi yolunda, hayatlarında onlar çok büyük başarılar yapabilirler. Bundan dolayı dediğim gibi tekrar onun üzerinde de kalacağım. Anne babaya, çocuklara nasıl davrandıklarını, nasıl onları desteklediğinden çok önemlidir. Bir olay anlatacağım. Biliyorsunuz ki geçen asırda İkinci Dünya Savaşı oldu. O İkinci Dünya Savaşı'nda sonra bazı askerler, işte batıdaki örneğin İngiliz, İskoç vesaire o tarz askerleri esir almışlar ve onları çalışma kamplarına, esir kamplarına göndermişler Asya'ya. Asya'daki oradaki birlikler, düşman birlikler bunları çalışmaya zorlamışlar. Çok zor şartlarda, oradaki ormanlar, iklim farklı, çok ne diyeyim 5, 6, 7, 8 saat değil yani 12 saat çalışmak zorunda. Yani çok ağır şartlarda çalışmak zorunda kalmışlar ve esirleri çok zor hayatta kalmışlar. Beslenme kıt, yiyecek kıt. Ne oluyor? Bu insanlar artık neredeyse fiziksel olarak düşüyorlar, iskelete dönüşüyorlar. Evet. Yani şey, kas kalmıyor o kadar zor durumda bu gencecik askerler. Ve bir gün oradaki subay bakıyor ki askerler çalışıyor ya, bakıyor ki bir kürek yok, eksik bir kürek yok. Sayım yapıyor, yok. Ooo diyor, hemen kürek nerede diye bana söyleyin diyor. Kimse tabii, bunlar zaten güçleri yok. Çalışıyorlar gece gündüz. Beslenme eksik ve o da diyor kim, hemen kalkın bulun. Kimse kalkmıyor. Bitkin düşmüşler. Oradaki subay çıkarıyor silahını, dayıyor ve diyor hepinizi öldüreceğim diyor. Bana hemen kim aldı, nereye sakladınız, ne yaptınız diye onları şey yapıyor. Uyarıyor. Anlıyorlar, askerler davranışlarından, hareketlerinden anlıyorlar ki bu subay, zaten bu askerler esir orada ve bu subay onlara iyi gözle bakmıyor ve silahını ve konuşma tarzını duyunca anlıyorlar. Tamam, bu ateşi canına kıyacak. Kıyacak. Belki de hepsini öldürecek. Bilmiyorlar. O sırada o askerlerden birisi öne çıkıyor, adım atıyor ve diyor tamam diyor, ben şey yaptım diyor. Benim suçum diyor. Onlara bir şey yapmayın lütfen diyor. Adam, çünkü subay soruyor kim yaptı, nerede bu kürek? Kürek, kimse bilmiyor kürek nerede kalmış. Ve askerlerden birisi bir adım öne atıyor ve diyor ben yaptım diyor, ben suçluyum. Onlara değil bana yapın, niye yapacaksınız? O sırada subay tamam diyor. Tabancasını koyuyor kılıfına. Ateşlemiyor ama bu askere ölümüne kadar dayak. Ölümüne kadar dayak. Tabii bu insanlar zaten gücü kalmamış, can veriyor, ölüyor. Onu kaldırıyorlar askerler, tabii gömmeleri lazım. O sırada kaldırırken bir bakıyorlar, kürek oradaymış. Boşu boşuna bir insanı öldürdü. Boşu boşuna, yani hiçbir şey kaybolmamış aslında. Yanlış sayım yaptıkları için kürek oradaymış. Öyle olunca inanın, bütün o batıdan esir düşmüş olan Asya kıtasına gönderilmiş, çalışma kampına gönderilmiş askerler birdenbire aralarında bir kardeşlik ruhu çıkmış. Birbirini tanımıyorlar ama orada birdenbire sanki aynı anne ve babadan gelmiş kardeşler gibi birbirine sahip çıkmaya başlamışlar ve subaylara, oradaki insanlara diyorlarmış, artık ölüm olmasını istemiyoruz. Kardeşlik olsun.
adalet olsun, huzur olsun, ölüm istemiyoruz, merhamet gösterin, kardeşlik ruhu öne çıkmış. O iskelet gibi insanlar birdenbire o gücü, o ruhu bulmuşlar ki karşı koymuşlar. Oradaki Asya'daki o asker kişilere. Evet. Demek ki fark etmiyor. İnsanlar yani aynı anne ve babadan olabilir, kardeşler olabilir ama bazen problemler, sıkıntılar olabilir, kavgalar çıkabilir. Kim haklı, kim haksız. Evet. Ama diğer taraftan da hiç fiziksel olarak kardeş olmayabilirsin insanlardan ama aynı ruha sahip olabilirsin ve birbirini destekleyebilirsin, sahip çıkabilirsin. İşte burada görüyoruz ki Yüce Allah bize bir birlik, beraberlik ruhu vermiş. Allah Adem'i ve Havva'yı yaratırken onları tek başına yaratmadı. Evet. Ne dedi onlara? Bir olacaksınız dedi. Bir olacaksınız ve ahiretten de bu dünyayı dolduracaksınız. Çoğalın dedi. Dolduracaksınız bu dünyayı. Dolayısıyla biz insanlar olarak toplumun bir bireyleri olarak yaratılmışız. Bu daha başlangıçta Yüce Allah bizi böyle yalnız kurt gibi yaratmadı. Yani tek başına istediği gibi hareket edecek bir insan bireyi değil. Tam tersine toplum içinde yaşayacak, birbirimize sahip çıkacağımız, birbirimizi savunabileceğimiz insanlar olarak yarattı. Ve biliyoruz ki Kutsal Kitap ne diyor? Yaklaşık olarak ne diyor? Adem 930 yıl yaşadı. Evet. Allah neden Adem'in 930 yıl yaşamasına müsaade etti? Çünkü Allah istiyordu ki 930 yıl boyunca Adem bütün çocuklarına, torunlarına, torunların torunlarına, torunların torunların torunlarına anlatsın. Bakın Yüce Allah'la cennette Adem bahçesinde hayat böyleydi. Allah aslında onun karakteri böyledir. Ve gerçekleri anlatsın diye istiyordu. Kardeşliği anlatsın diye. İnsanlar sevgi için yaratıldığını, Allah onları sevdiğini, bunları teker teker onlara anlatması gerekiyordu. İşte burada gerçek Allah'ın karakteri Adem'in bu 930 yıl boyunca nasıl anlattığını görebiliyoruz. Burada bir şey daha görebiliriz. Sizin söylediğiniz gibi de Allah hiçbir zaman insanları kötü yaşaması için yaratmadı. Ama günah evrende olduğu için yansıdı bizim dünyamıza da. Etkilemiş oldu ya da biz onu kabul etmiş olduk. Ayrıca şunu da çok belli bir şekilde söyleyebilirim. Bizim bütün bu dünyamızda iki çeşit var insan. Bir çeşit Allah'a hizmet eden, bir çeşit de kendi egomuza, istediklerimize veya Allah'ın düşmanına hizmet etmiş oluyoruz. Evet. Ve bizim kalbimiz neyse, kiminle besleniyorsa, kimden alıyorsa o gıdayı, o ruhu, ruhu dediğimde karakteri, ona benzemiş oluyoruz. Biz eğer Allah'ın tarafındaysa biz o zaman iyi çocuklar oluruz. Ve sizin örnekte de verdiğiniz biz bir kardeşlik sahip oluruz. Bizim için fark etmez hangi ırktan. Zaten o belli bir süreden sonra ırklar dünyaya çıktı. Ve insanlar şimdi çok ırkçılığa kendilerini vermiş oluyorlar. Ben işte bu. Ama asıl biz kimden geliyoruz hepimiz? Kutsal kitapta da baktığımız gibi, Tevrat'ta baktığımız zaman biz Adem'den, Havva'dan geliyoruz. Bunu bizim için ispat dediniz siz de. 930 yılın içinde onun ne kadar çocuğu dünyaya geldi. Evet, konu çok gerçekten bizi içeriye kendine çekiyor. Bunu kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra biz buradayız, sizi bekliyoruz. Bizimle kalın.